Selamun aleyküm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Şükür ben de iyiyim. Arkadaşlar bugün size kullandığım araçtan bahsedeceğim. Şikayetlerimle, memnuniyetimle, olması gerekenlerden. Kullandığım araç 1838 Ford 2011 model Euro 5. Arkadaşlar arabadan şikayetim şunlar. Motoru küçük. Yani istediğim performansta motor değil. Ondan sonra vitesi sert, direksiyonu ağır, rotarı şaltta biliyorsunuz, fazla çekmeye, fazla salmaya gelmiyor, çabuk ısınıyor, kızarıyor, şalttan rotarlı olduğu için. Kliması güzel, kabini düşük maalesef, içi dar. Bugün bir aksörünki gibi değil, içi manınki gibi değil, içi dar. Ondan sonra camları derseniz dar. Yani camı açtığım zaman dışarıya kafam çıkardığım zaman dışarıyı rahatça göremiyorum. Sonra viraja rahat bir şekilde giremiyorum. Çok savuruyor. Ama şey yönünden, sanayi yönünden fazla arıza, şikayetim yok. Motoru yeni yapıldı aracımızın. 10.000 kilometre falan oldu. Öncesinde de aynı. Bir şikayetim yoktu yani. Ufak tefek elektriktir, balatadır. Onlar hariç motor yönünden bir şikayetim yok aracın. Yani bu araçla uzun mesafe gerçekten insan yoruluyor arkadaşlar. Yani gittiğiniz yol, nasıl diyeyim, bugün Konya'dan çıkıp da Ankara gibi, Konya'dan çıkıp da Nevşehir gibi, Kayseri gibi yerlere gideceksiniz. Yani fazla uzun mesafeler bu araç süren insan için pek sağlıklı değil, iyi değil. İnsanı gerçekten yoruyor. Daha sonra vitesi mesela TK'ların gibi olabilirdi. Man TK'ların gibi vitesten debriyajlı. O yok. Vitesi bir de sert. Nasıl diyeyim? Tek hoşuma giden yönü kliması, bir de teybi. Yani başka bir hoşuma giden yönü yok. Yakıtı derseniz fazla. Yani durum böyle arkadaşlar. Bugün Ford'un artılarını, eksilerini konuşmak istedim sizinle. Umarım faydalı olur. Ya araç güzel arkadaşlar. Tamam, şikayetim yok. Patron için araç güzel. Nasıl güzel? Arıza yapmıyor. Herhangi bir, yani bakımını yaptırdığınız sürece yolda bırakmıyor. Araç güzel. Ama bugün bir Mercedes'le, Man'la, Scania'yla, öbür araçlarla kıyaslayamayız bu aracı. Neden? Ona göre bir araç. Motoru küçük. Çekişi ona göre. Eksikleri var mı? Var. Bugün bir 46 gibi değil.
18 46 gibi değil. Eksileri var. Ha, tek güzelliği klima, rotan, standart. Ha, bu arada rotana da fazla güvenmeyin. Fazla çekili bıraktığınız zaman ısınıyor arkadaşlar, kızarıyor. Ben bunu denedim. 30 tonla tekeri indim ben bununla, altı düzle frene basmadan. Denemek amacıyla. Normalde tabii ikisini beraber kullanıyorum da, atıyorum belli bir süre frenle, belli bir süre rotarla iniyorum. Sadece nasıl diyeyim size, tekeri çıkıyorsun, tekeri sallandığında, sallandığından iki damlama var. Kantar geçtikten sonra Shell petrol damlama tesisi. İndim ben altı düzle bir denemek amaçlı. Oraya vardığım zaman arkadaşlar rotarı kıpkırmızıydı, yani böyle yanma derecesine gelmişti. Yani rotarına güvenip uzun böyle inişlerde salmak doğru değil. Ya bir de üstündeki 30 ton yani. Komple arabayla beraber ağırlığı 30 ton. Yani pek sağlıklı değil arkadaşlar rotarı. Ha, şöyle yapabilir miydi? Yapabilirdi. İki kademe egzoz freni koyup da ilk başa geri kalan 4 kademeyi rotar yapsaydı bence daha da güzel olurdu, sağlıklı olurdu. Ya dediğim gibi arkadaşlar, bu araçla kısa mesafe çalışacaksın. Yani gittiğin yol 6 saati geçmeyecek. Ben bugün Eskişehir'den çıktım, Kızıltepe'ye gittim, Mardin Kızıltepe'ye. Yani gerçekten tutulmadık yerim kalmadı. Yani tutulmadık yerim kalmadı. Omzum olsun, sol omzum, sırtım, belim, her tarafım ağrıyor. İşin gerçeği. Bugün bir nanla kıyaslayabilir miyiz? Kıyaslayamayız. TGS ile olsun, TGX ile olsun, TG ile olsun. Yani kıyaslayamayız. Bugün bir Mercedes ile kıyaslayabilir miyiz? Kıyaslayamayız. Niye? Ya en azından arabaya bir insan bir hız sabitleme yapar. Yani arkadaşlar, gaza basacağım diye inanın yani yoruluyorum ya. Direksiyon derseniz ona göre ağır. Yani vites derseniz ona göre. Ha, tek güzelliği dediğim gibi rotarı, kliması, bir de teybi. Yani başka bir hoşuma giden bir yer yok. Ayakkabılıklar mesela, ayakkabı koyduğumuz yerler. Devamlı yağmur yağdığında ıslanıyor arkadaş. Ayakkabılarım da ıslanıyor, termiklerim de ıslanıyor. Yani bir şey koyamıyorum. Yani bugün manaki gibi, aksörün gibi değil. Ha, bugün 2004-2005 aksör bile olsa bundan daha, yani sürüşü olsun, gidişi olsun daha bir güzel. Ha, bu arabayı da kötülediğimden değil tabii. Bizim yani bütçemize bu uydu, bu var. Ha, kötülediğimden değil ama yani ne bileyim arkadaşlar, işte insan biraz rahat etmek istiyor. Sonuçta biz bununla yolculuk yapıyoruz saatlerce. Yani rahat olmak istiyor insan. Ama tabii parasının arabası mı? Evet. Parasının arabası yani. Parasına göre yine iyi bence. Yani kötü de değil ama atıyorum bugün 2012'si 105 bin liraysa aksorun 2005'te 105 bin lira. Arkadaşlar kusura bakmayın, kantarda kapattım. Şu anda yeni yeni düzen oturttuğumdan dolayı kamera açısı olsun şey olsun, yani kusura bakmayın, daha tam bir düzeni kuramadım. O yüzden kusura bakmayın. İlerleyen günlerde inşallah düzelteceğim bu durumu. Yani arkadaşlar yine iyi ya, kötü araba değil ama dediğim gibi insan biraz rahatlık istiyor, konfor istiyor. Yani en azından bir kabini yüksek olabilirdi biraz. Ayakkabımızı koyduğumuz yerleri biraz daha kapalı olabilirdi. Rotarı derseniz yani ona göre olabilirdi.
sen bu rotarı yapacağın yerde yapmasaydın bence. İki kadem egzoz freni yapsaydın bence bundan daha iyiydi yani. Daha kullanışlıydı. Neyse bunları geçelim. Araba güzel. Kötü bir araba değil patron için ama şoför için iyi bir araba değil yani. İşin gerçeği doğruyu konuşalım. Bir de dar arkadaşlar. Yani içi dar, vitesi sert, direksiyonu ağır. Yani bunlar tabii benim yorumum. Tabii kullanan arkadaşlar da var. Onların yorumlarına, şeylerine saygı duyarım. Herkesin kendi şeyi, düşüncesi. Benim düşüncem bu. Ben bunu sizlerle paylaşmak istedim. Yani arkadaşlar durum böyle. İş görür mü? Görüyor yani, her yere gidiyorum ama tabi haliyle hiç halim kalmıyor. Doğruyu konuşmak gerekirse. Yani halim kalmıyor arkadaşlar. Atıyorum bugün TGS 440'a binip de 1000 kilometre, 1200 kilometre hiç durmadan yol yapıyorsam bu arabayla 1000 kilometre yaptığım zaman yani bir 3-4 gün inanın kendime gelemiyorum o derece. Tabi bu hiç durmadan yaptığım, hiç dinlenmeden, sadece bunun içinde bir yemek molası var. Ve ihtiyaç molaları var. Başka bir şey yok. İşimiz onu gerektirdiği için, saatli olduğu için pek duramıyoruz için gerçeği. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. İşiniz gücünüz rast gelsin.